Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yanımda Doğukan Kozba var. Arkadaşlar merhaba. Hoş bulduk. Bugün bu videoda şunu yapalım istedik. Doğukan'ın sıfırdan 300 bin ziyaretçiye aylık periyotta. Aynen. Doğru mu? Aylık periyotta 300 bin ziyaretçiye ulaştırdığı internet sitesinde neler yaptığını konuşacağız. Kendi siteniz için uygulayabileceksiniz. Ve aynen, siz de hızlı bir şekilde sitenize gelen ziyaretçileri arttırabileceksiniz diye düşünüyorum ben. Aynen. Şimdi ilk bir soruyla başlayabilir miyim? Sıfırdan 300 bin ziyaretçiye getirdiğin bu sitede en önemli, birçok arkadaşımız merak ediyordur. Aynen. En önemli 3 başlık neydi? Yani bir sitenin başarılı olması için, Google'da yüksek sıralama alması için, yüksek ziyaretçi sayısına ulaşması için önemli, en önemli faktörler nelerdir? En önemli faktörler Melih bana göre şuydu. Birincisi zaten içerik. Evet. Sonuçta bu siteye ayda 300 bin ziyaretçi geliyor. Ve bu 300 bin ziyaretçinin karşısına çıkan kısım içerik kısmı. Evet. Yani içerik kaliteli olmadığı sürece bu ziyaretçiler görür ve çıkar. Yani içerik o zaman kaliteli olacak. İçerik birinci nokta. Yani kaliteli bir içerik. Evet. Kullanıcıya bir şeyler anlatabilen, kullanıcıya hitap eden veya kullanıcının hoşuna giden veya kullanıcının etkileşime geçebileceği içerik. Tamam. Birinci konu buydu. Birinci konu bu. İkinci konu arama hacmi. Yani şöyle, sonuçta kullanıcıların hiçbir şey aramadığı bir konuda içerik ürettiğiniz zaman bir kullanıcının sitenize gelmesi imkan dahilinde değil. Tabii, bu yüzden ürettiğiniz başlıkların yani konu başlıklarının belli bir arama hacmine hitap etmesi gerekiyor. Evet. Yani birileri tarafından bu konu aranıyor ve Google'da insanlar işte sıralamadaki sitelere tıklayıp bizim sitemize geliyorlar. Hı hı. O yüzden ikinci konu arama hacmi. Ki bunu da zaten temeli anahtar kelime analizinden gelen bir konu. Peki tamam. Dedin ki içeriklerin kaliteli olacak. Aynen öyle. Ve kaliteli olsa bile en azından bu içeriklerin ikinci olarak şunu söylemiştin. Bir arama birilerine hitap etmesi yani, lazım. Üçüncü konu ne o zaman? Üçüncü konu teknik tarafta. Yani işin Google tarafında, SEO tarafında bir hatasının olmaması. Hatası olmaması. Ki bu konu başlıkları da zaten on page ve teknik SEO'nun konuları. Bir dakika. On page teknik bilmem ne. Yok, onlara girmeyeceğiz dur şimdi. Bak, teknik SEO nedir sorusuna yanıt verecek olursak da Search Console'un bizzat kendisi. Evet. Yani, Search Console adında bir araç var. Ya bu Google'ın zaten yıllardır webmaster'ların işte kullanımına sunduğu. Hı-hı. İşte orada aldığınız tıklamaları, işte şema yapılarının önemli web verileri sonradan eklendi ki buna. Evet. İşte sitedeki tarama hatalarının, dizin hatalarının yer aldığı bölüm. Bir web sitesinin arama motoruna uyumlu hale getirilebilmesi için işte işin teknik tarafında hata yapılmaması gerekiyor. Hı-hı. Bu noktalarda da zaten biz hata yapmadık. İşte nedir? Sitemiz hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Hı-hı. Dizin kapsam hataları yok. Hı-hı. Ve çok kalabalık bir site değil. Bu da zaten tarama bütçesinin konusu. Yani evet, bizim web sitemizde hit almayan sayfaların sayısı çok düşük. Evet. Şimdi bir şey soracağım. 300 bin ziyaretçiye ulaştığında evet, bir kişi site açıyor ve ben diyor ki reklam geliri kazanmak istiyorum. Yani ben bugün Doğukan'ın yaptığı adımları yaparak bu kadar evet, ziyaretçiye ulaştığımda 300 bin ziyaretçi bana aylık ne kadar para kazandırır? Şimdi, tahminen yani. Şimdi bu tamamen sitenin konumuna evet, sitedeki yer alan içeriklerin dağılımına göre değişilen bir konu. Hı hı. Yani şöyle ki, şimdi kozbo.org temelde 5 veya 6 kategoride içerik üreten bir web sitesi. Hı hı. Tıklama başına maliyet dediğimiz, yani TBM konusu düşük oluyor. Evet. Bizim tarzımız içeriklerde. Hı hı. Ha, ortalama veri olarak kozbo.org için konuşuyorum. Ayda 3000 TL'nin biraz üzerinde bir reklam geliri elde ediliyor. Yani benzeri siteler. Benzeri bu trafikte siteler bu gelirleri hı, elde ediyor. 3000 lira. Hı hı. Tabii ki tek gelir esas reklam yöntemi değil. Tabii. Örnek veriyorum. Şu anda mesela web sitemizde 3 aylık anlaşması yapılmış bir banner alanı var. Hı hı. Bu da bir gelir. Hı hı. Veya işte footer link dediğimiz, işte siteniz kaliteli. Hı hı. Belli bir hitiniz var. Sayfa sayınız da var. Diğer siteler sizden referans bağlantı satın alıyorlar parayla. Hı hı. Yani bu trafiğe sahip bir internet sitesi. AdSense, evet, işte o banner reklamları vesaire banner kullanarak. Banner reklamları, footer linkler. Aylık ne kadar yapılabilir da mesela? Hani merak yani, edenler. Bu dediğim gibi sitenin konumuna bağlı olarak değişmekle değişiyor, birlikte tabii, 10 bin liraya kadar çok rahat bir şekilde 300 çıkabilir. 300 bin ziyaretçiyle değil mi? 300 bin ziyaretçiyle 10 bin lira gibi bir rakam toplanabilir. Bir siteyi hitlendirmek, ziyaretçi artışı yakalamak için değil mi? Evet. Yapın. Ne oldu lan? Şimdi bunun ötesinde mevcut bilginin de dışında mesela geçenlerde güncellemeler çıktı. Yeni evet, güncellemeler. Evet, çok fazla Google güncellemesi. Sen ondan çok etkilenmedin. Evet, hiç etkilenmedim. Yani mesela güncelleme durumları da olabiliyor. Sen ondan etkilenmedin. Etkilenmemenin sebepleri de nelerdir? O ilk başta saydığımız 3 madde mi? Yoksa bu güncellemeden? Aslında bu 3 maddenin 3. maddesiyle alakalı bir konu Meli. Yani evet, şöyle ki, şimdi ben güncellemeleri çok yakından takip edemedim. O evet, dönemde zaten uzun zamandır fındık içerik sezonu. Zaten 2 aydır da doğru düzgün kanalımızı video tabii, çekemiyoruz. Bunu zaten Telegram kanalında da söyledik. Yani sezonda olduğumuzu, fındık işiyle ilgilendiğimizi vesaire. Hı
Evet. Bu noktada ben güncellemeleri çok takip edemedim. Evet. Ama şunu takip ettim. Yani sistemi sürekli takip ettim uzaktan da olsa. Müdahale etmedim. Müdahale etmeme gerek kalmadı. Çünkü sistem hiçbir şekilde hit kaybı yaşamadı. Bu da temelde Google'ın istediklerini doğru anlamak ve Google'ın istediklerini vermekle geçiyor. Evet. Şöyle ki teknik tarafta bir hatam yok. Yani sistem önemli web verilerinden geçmiş. Çok hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Hatalarımız da ortaya çıkmadığı için mevcut güncellemelerden etkilenmedik. Evet. Bu da dediğim gibi yani temelde teknik konuda hata almaması, Google'ın bir web sitesi sahibinden istediklerini doğru anlamak ve doğru vermekle alakalı bir konu. Yani kalıcı bir başarı. Kalıcı bir başarı için bunlarla sağlanıyor. Evet. Peki Doğukan, şunu da sorayım kanki. Önümüzdeki trendler neyi gösteriyor? Şimdi eski bazı yöntemler hala da geçerli. Onu öncelikle söyleyeyim. Bu yöntemleri zaten, geçerli olan yöntemleri zaten halihazırda YouTube kanalımızda anlattık. Diğer yandan bunların ne olduğunu anlayabilmek için yine dönüp de Search Console'a bakmak gerekiyor. Hı-hı. Ve yabancı kaynakları takip etmek gerekiyor. Şöyle Search Console o zaman daha önem kazandı bu dönemlerde. Yani geçmişe nazaran. Yurt dışından edindiğimiz bilgiler de genellikle bu noktada. İçeriden yani bilgiler. İnsanların deneyimleri genellikle bu noktada. Şöyle ki işte biz içeriklerde YouTube videosunun kullanımından bahsetmiştik daha önce YouTube kanalımızda. Yani bu önemli dedik. İçeriklerde YouTube videosu kullanın dedik. Daha sonra bir güncellemede videolar diye bir ayrı sekme geldi. Evet. Yani Google demek ki ayrı bir sekmede videoları ayırıyorsa, videolar şemasını ön plana çıkartıyorsa demek ki bu konu önemli. Bu konuya biz eğileceğiz. Hı-hı. Yani bu tarz yeni trendleri bu sinyalleri şekilde tespit. Yakalayarak. Sinyalleri yakalamak önemli. Search Console'da yaşanan değişmeleri iyi takip etmek gerekiyor. Bu değişmelere Google'ın daha çok önem verdiğini, sonucunu kesinlikle çıkartabiliriz. Trendlerin nereye gideceğini o şekilde anlıyorsun. Trendler bu şekilde anlaşılabilir. Tabii. Kesinlikle. Ezbere değil de gelen sinyallerden toplayarak. Gelen sinyallerden yola çıkarak bu konuya eğililmesi gerekiyor. Şimdi sormak istediğim şey de şu. Teknik adı üstünde, teknik olduğu için pek çok kişinin benim gözümde, benim anladığım kadarıyla uzak kaldığı bir konu. Uzak ya kaldı. Ben bu ben teknik değilim. Ben bu işin tekniğini bilmiyorum. Benim için kolay bir yol yok mu? Ya da bu teknik SEO dediğimiz kavram zor bir kavram mı? Nasıl şöyle bir kavram? Şöyle ki aslında değil. Yani WordPress'e değil. Hı. Yani özel scriptse kesinlikle yazılım bilgisi gerektiriyor. Evet. Bu zaten su götürmez bir gerçek. Diğer yandan WordPress'e değil. Şu yüzden değil. Bir web sitesinin WordPress'e teknik taraftaki hatalarını onarmak yazılım bilgisi gerektiren yazılım bir bilgisi konu gerektirmiyor. Kesinlikle teknik gerektirmiyor. Adı çok göz korkutmasın o zaman. Aynen öyle. Ya şimdi bu trend konusunda şunu da söyleyeyim. Bu page speed'de mesela erişilebilirlik, SEO gibi yeni metrikler ortaya çıktı. Bu metrikler de zaten yine WordPress'te çok kolay bir şekilde onarılabilen metrikler. Çoğunlukla şunu biliyoruz zaten. İçerik kaliteli olmalı. Bunu her yerde herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Herkes söylüyor artık. Bunu bizim söylememize bile neredeyse gerek kalmadı. Aynen öyle. Yanlış mıyım? Diğer yandan aranma hacmi olan kelimelere odaklanması gerektiği şart. Konuşuluyor. O da şart. İşin matematiği o. İşin matematiği o. Ama teknik SEO biraz daha az konuşulan bir alan ve çok üzerine düşünmeyen bir alan olduğu için. Yani Türkiye'de üzerine düşünmüyor. Türkiye'de düşünmüyor. Türkiye tarafında üzerine düşünmüyor. Yani şöyle söyleyeyim. İşte yetim SEO, kalmış bir alan gibi. Yani yetim kalmıştan ziyade şöyle söyleyeyim. Eksizim kalmış. Yetim kalmıştan ziyade şöyle Meli. Hala da SEO on page ve off page olarak ikiye ayrılıyor. Aslında halbuki çok artık üçe ayrılıyor. Hatta o üçlünün arasında çok daha farklı dalları ayıran. Evet, alt dallar var. Alt dallar da mevcut. O zaman bu konumuz da arkadaşlar. Sıfırdan 300 bin ziyaretçiye ulaşmanın deneyimlenmiş ve uygulanmış adımlar olarak yer alsın. Yani Doğukan'ın bu seri üzerine çekeceği bu başka videolar da olur. Mutlaka. Seri devam edeceğiz. Bu da bizim giriş yani Doğukan'ın bu süreçte neler yaptığına dair giriş konuşmamız sohbet tadında. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.